Kılık kıyafeti getirdi düzen. Spora sanata gösterdi özen. Kültür kalemiyle destanlar yazan, her yarışta rekor kırdı Atatürk. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Ege'ye uzanıyoruz. İzmir'e uzanıyoruz. Usta kalem, güzel yürek, değerli yorumcu Şaban Tuncel. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Ben de Efeler Diyarı güzel İzmir'imizden memleketim olan Ankara'ya selam getirdim. Küçük bir anekdot sunmak istiyorum şehrinden önce. İşgal yılları, Rus askerleri Ardahan'a gidiyor. Ardahan o zaman Kars'a bağlı küçük bir kasaba. Rus askerleri evleri talan ediyor. Evin birinde duvarda gazeteden kesme bir Atatürk resmi var. Rus askeri tam o resme uzandığında evin 8 yaşındaki oğlu Mustafa atılıyor ve Rus askerlerinden kaptığı gibi resmi göğsüne yaslayarak üstüne kapanıyor. Resim yırtılmıyor. Rus askeri bunu komutanına anlattığında komutanından şu tarihi sözler dökülüyor. Küçükleri, büyüklerini bu kadar seven bir millet asla yenilmez. Sevgi coşku doluyum. Coşkulu Anadolu'yum. Mustafa Kemal'im ben. İstiklal Güneşi'nin oğluyum. 100 yıl önceydi. Kan dolu bir ülkeydi. Karanlığa gebeydi. Türk'ün ağladığı gün. Süngü takıldığı gün. Vatan satıldığı gün. Yüreklerdeki ateş. Alev alevli güneş. Birleşik cephe kalleş. İşgal etmişti yurdu. Ama yürekler birdi. Kızıl kanın üstüne ay yıldızı serdi. Can bıraktı cananı. Denize dökerken düşmanı. Kurtardı her bir yanı. Bundan sonra ancak göğe yükseldi sancak. Ana yurt kucak kucak. Sonsuza dek doluyum. Ben Anadolu'yum. Mustafa Kemal'im ben. İstiklal'in oğluyum. Şairimiz Şaban Tuncel'e çok teşekkür ediyoruz.